Merhaba efendim, İçer TV'desiniz. İçer Gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'le ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım. İçer TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayındayız. Ve İçer FM'de de şu anda frekansınıza canlı olarak geliyoruz. Şimdi tabii bugün gazete okuyorsanız gazete eğer, bugün yaygın gazeteleri aldığınızda Mersin'le ilgili bir haberle karşılaşmış olmanız muhtemel. İnternet sitelerini Türkiye'de, Mersin'de, dünyada neler oldu diye karıştırıyorsanız, cep telefonunuzdan ya da evinizdeki ya da iş yerinizdeki bilgisayarınızdan Mersin'le ilgili yine bir haber görmüşsünüzdür. Ve yerel gazete, yerel internet sitesi intermersin.com, İçer TV'nin sosyal medya hesaplarına baktığınızda muhakkak görmüşsünüzdür Mersin'le ilgili yine olumsuz bir haber. Şimdi tabii ki tüm dünyada olumsuz haberler yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında insanı utandıran, insanı üzen, insanın böyle yüreğini burkan olaylar yaşanıyor. Mersin'de de yaşanıyor ama ne hikmetse Mersin'de böyle bir olay yaşandığında hemen Türkiye gündemine geliyor, hemen Avrupa'nın gündemine, hatta dünyanın gündemine geliyor. Başka bir şehirde, örneğin ne bileyim Ordu'da, Bolu'da, Erzurum'da, Ankara'da, Tokat'ta, İzmir'de, Diyarbakır'da muhakkak yaşanıyor böyle şeyler. Birazdan ekranlarınıza gelecek o haber. Türkiye gündemine kolay kolay gelmiyor. Ama Mersin'de en küçük bir olay yaşansın hemen Türkiye gündemine geliyor. Gelsin de tabii ki bu Mersin'in önemli olduğunu, Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın Mersin'i takip ettiğini muhakkak ki gösteriyor. Ama Mersin olumsuzluklarla gündeme geldiği zaman üzülüyoruz. İçimiz acıyor, eziliyoruz. Şimdi görmüşsünüzdür, bugün yaygın televizyonlarda da sabahın erken saatlerinden itibaren haber dönüyor. Mersin'in Mut ilçesinde 35 metrelik bir kuyudan vatandaşlar enik sesi duydular. Köpek yavrusu sesi duydular. Sonra aşağıya baktılar. Görebildikleri kadarıyla bir çuval vardı. Anladılar ki o çuvalın içerisinde enikler var. Çıkarmak istediler, başaramadılar. İtfaiyeye haber verdiler. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iplerle, halatlarla erler kuyunun dibine indi. Kuyunun dibinden neler çıkardı? Ayrıntı haberimizde. Burası Mut, Karacaoğlan Mahallesi, Kayabaşı mevkii. Evet. 30-35 metrelik kuyuda 4-5 tane köpek yavrusu olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız şu anda iniş yapıyorlar. Mersin'in Mut ilçesi Kayabaşı mahallesi kırsalında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 4 yavru köpek çuvala konulup ağzı kapatılarak kuyuya atıldı. 35 metre derinliğindeki kuyuda günlerce aç susuz kalan köpeklerin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 35 metrelik kuyudan köpekleri çıkardı. Köpeklerden ikisi olay yerinde, biri ise getirildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Barınağı'nda öldü. Yaşama şansının çok az olduğu söylenen yavru ise hayatta kalmayı başardı. İyi. Burayı yola mı çıkaralım? Hele bir aç bakalım da. O poşetten bir kurtaralım bunları, zavallıları. Çıkart abi. Aç. Bunlar yavru da. Al. Kurtlanmış ya. Evet. Dört adet yavru. Arkadaşlar şu anda ağzına falan su döküyorlar. İkisi maalesef ölmüş. Hatta kurtlanmışlar. Köpekler nereden baksanız bir haftadır falan tamam, buradaymış yavrum, belli. Tamam. Gel bir yudum daha verek sana, gel. Vicdansın, 1.60 işte. Evet, kurtardığımız köpeklerin ikisi yaşıyor. Köye geldik. Abimiz güzelce yıkadı onları. Şimdi keçilerden süt sağdık. Taze taze içiriyoruz. Sıcak sıcak. Yani yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Artık gerisi onlara kalmış.
Emin edeceksin. Bu ufaklığımız ismi Mucize. Mucize ne güzel hayatta bizle beraber yaşıyor. Mucize geldiğinde kuyuda ne kadar kaldığı bilinmiyor. Çok fazla susuz ve açtı. Dehidrasyonu çok fazlaydı. Öncelikle bu dehidrasyonu giderip karnını doyurduk. Daha sonra vitaminleri yapıldı. Yeme içmeyi düzenli bir şekilde sağladığımız için sağlığına kavuştu. Mucize ne kadar süre kaldığını bilmiyoruz ve geldiklerinde gerçekten çok kötü durumdalardı. Yani ben çok fazla aslında şans da vermiyordum. O kadar kötüydü. Çok ciddi dehidrasyonu vardı. Öyle bir ortamdan çıkıp şu anki haline geldiği için ismini Mucize koyduk. Yanıma mı geç? Yanıma mı geç? Şişko. Tabii bu köpekleri kim ya da kimler çuvala koydu ve o kuyuya attı. Buna yönelik de umarız jandarmanın bir jandarma bölgesinde olduğu için konuşuyorum bir çalışması olacaktır. Olmadıysa da başlatmadılarsa da böyle bir çalışmayı lütfen jandarma başlatsın ya da emniyet müdürlüğü başlatsın. Bu yavru köpekleri çuvala koyup 35 metrelik kuyuya kim attı, kimler attı bu bulunsun ve tüm Türkiye'nin önünde alabileceği en ağır cezayı alsın ki bu da bir emsal oluştursun ve böylesine vahşi duygular, davranışlar içerisinde olan ya da olabilme ihtimali bulunan kişilere iyi bir örnek, caydırıcı bir örnek olsun diyelim. Şimdi Türkiye şu sıralarda neyi konuşuyor ona geçelim efendim. Bir yangın var İstanbul Tuzla'da bir kimya fabrikasında sabah erken saatlerde başlayan yangın hala devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınabildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yangınla ilgili bir bilgi verildi. Denildi ki yangında yaralı ve can kaybı yok. Ancak 6 itfaiye eri dumandan etkilendi ve dumandan etkilenen kişiler hastanede tedavi altına alındı. Ancak korkulacak herhangi bir durum o kişiler hakkında yok bilgisi de yine İstanbul İtfaiye Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle İstanbul'da erken saatlerde başlayan yangın devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve itfaiye çalışanı ve o organize sanayi bölgesinde bulunan yangın söndürme uzmanı ekipler ve fabrikanın yangın söndürme ekipleri de müdahalede bulunuyor. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali vardı ama kısmen kontrol altına alındığı için şu anda ormanlık alana sıçraması söz konusu değil. Yangının başka tesislere sıçraması da sıçrama ihtimaline karşı da gerekli önlemler alındı. Bu durum engellendi. Yangının söndürme çalışmaları hala devam ediyor. İlerleyen saatlerde ümit ediyoruz ki yangınla ilgili güzel haber gelsin, söndürülsün. Ve tekrar Mersin'e geri dönüş yapalım. Şimdi Diyarbakır'da HDP binası önünde, il binası önünde annelerin eylemi, babaların eylemi devam ediyor. Anneler, babalar, aileler çocuklarını istiyorlar. Bölücü terör örgütü tarafından kandırılarak örgüte dahil edilen ve çeşitli eylemlerde kullanılan terörist damgası yiyen çocuklarının kandırıldığını belirten aileler bu konuda HDP'nin de sorumluluğu olduğunu belirterek Diyarbakır HDP il binası önündeki eylemlerini devam ettiriyorlar. 50'yi aştı
nöbet tutan aile sayısı değerli seyirciler ve 2015 yılında eşinin yanında kaçırılan ve o yıldan itibaren de terör örgütü PKK'nın elinde bulunan Mersinli Anamur ilçesinden Sedat Yabalağ'ın annesi ve teyzesi de 6 gün öncesinde eyleme dahil oldular ve onlar da çocuklarının bırakılmasını istiyorlar. Bu konuda HDP'nin sorumluluk üstlenmesini istiyor anneler ve tüm Türkiye kamuoyu. Bu konuda Mersin'de de bir eylem yapıldı. Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı ve Öncü Kadın Teşkilatı HDP'nin önünde eylem tutan ailelere destek vermek amacıyla bir eylem yaptılar. Ve bu eylem sırasında bir imza kampanyası başlattılar. Dediler ki HDP kapatılsın. HDP'nin kapatılması için Vatan Partililer imza topluyor. Bugün ve yarın devam edecek imza toplama. Sonrasında bu imzalar Vatan Partisi Genel Merkezi'ne gönderilecek. Türk, Kürt kardeştir. PKK kalleştir. Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı üyeleri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi. Sloganlar atarak terör örgütüne tepkilerini dile getiren partililer, HDP'nin kapanması için de imza kampanyası başlattı. Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, hazırladıkları afişler ve sloganlarla PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirip Diyarbakır'da oturma eylemi başlatan annelere destek verdi. Burada konuşan Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Lerzan Örgenç, annelerin Diyarbakır'daki isyanının HDP ile PKK'yı bitireceğini söyledi. Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden çekip kurtarmak üzere annelerimizin Diyarbakır'da başlattığı soylu direniş bugün 15. gününe erişti. 2 hafta önce 10 yaşındaki evladım en son bu binadan içeri girdi. Evladımı bu binadan bana geri vereceksiniz diyerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar Ana ve ertesi gün ona katılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibariyle PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını en doğru adresten PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı 45 olmuştur. Ne mutlu Öncü Kadın'ın ilk günden gidip kucakladığı direnişçi kadınlarımızın yanına şimdi bütün Türkiye'den demokratik kitle örgütleri, sanatçılar, aydınlar gidiyor ve onlarla kucaklaşıyor. Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında, anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen teröre lanet haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimizi en kısa zamanda sağ ve salim geri istiyoruz. Türkiye'yi bölme programıyla kurulan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Türk, Kürt kardeştir. PKK kalleştir. Vatan Partililer HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Feray Şahin ismi de hala Türkiye gündeminde. Feray Şahin Toros Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. O tarihlerde İstanbul'da bir karakolda görevli polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından Mersin'deki evinde Burak Aykul'un beylik tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Burak Aykul 5 yıl ceza aldı ve cezasını çekmek için cezaevinde bulunurken de 1,5 yıl sonra tahliye edildi. Aile mahkemenin verdiği bu az cezaya karşı durdu ve dava açtı.
Davanın yenilenmesi için ailenin dosyası, davanın dosyası Yargıtay'da hala bekliyor. Türkiye kamuoyu genç bir kızı ölüme gönderen bir kişinin bu böylesine az bir ceza alarak sokakta elini kolunu sallayarak artık gezmesine tepki göstermeye başladı. Tabii bu davanın önümüzdeki süreçte seyri nasıl olacak o da merakla bekleniyor. Ve 6 ay öncesinde de Burak Aykul meslekten men edildi. Artık polis memuru da değil efendim. Tabii Feray Şahin anılacak Mersin'de başta, Gaziantep'te, Hatay'da ve kadın cinayetlerine artık ciddi anlamda tepki göstermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları demek isterdim ama diyemiyorum. Sivil toplum kuruluşları ve toplum önderleri, kadın platformu, platformları, dernekleri tarafından yarın anılacak. Mersin'de de Feray Şahin için adını taşıyan Mezitli'deki parkta anma töreni yapılacak. O katil sadece kızımın katili olmadı. O katil benim çocuklarımın, eşimin, benim katilim de oldu. O bir kişinin katili olarak yargılandı ama o 5 kişinin katili oldu. O bütün hayallerimizi, kızımın hayallerini hepsini beraberinde o toprağa gömdü. Ama bunun cezası ne oldu? Ödül gibi bir ceza oldu. 1,5 yıl yattı çıktı. Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, ölüm yıl dönümü nedeniyle Gaziantep ve Mersin başta olmak üzere birçok şehirde etkinlik ve basın açıklamalarıyla anılacak. Feray Şahin için Mersin'de Kadın Platformu tarafından ortaklaşa yapılacak basın açıklaması ve etkinlik 19 Eylül Perşembe günü saat 12-13 arasında Mezitli'de Feray Şahin Parkı'nda gerçekleştirilecek. Açıklamaya demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, kadın örgütleri, Feray'ın ailesi, arkadaşları katılacak. Gaziantep Kadın Platformu ise Yeşil Su Parkı'nda yine aynı gün saat 12-13 arasında Feray'ın ölüm yıl dönümüyle ilgili basın açıklaması yapacak. Aynı şekilde Hatay'da CHP İl Kadın Kolu Başkanı basın açıklaması yaparak Feray'ı ölüm yıl dönümünde anacaklar. Aynı şekilde İstanbul ve Ankara'da Ekmek ve Gül ekibi sosyal medya üzerinde etkin bir çalışma yürütecek. Yine Ankara, İstanbul, Malatya, Antalya, Adana gibi birçok şehirde sevenleri ve duyarlı vatandaşlar bireysel yapacakları etkinliklerle Feray Şahin'i anarak kadın cinayetlerine de dikkat çekecekler. Feray Şahin, Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından Mersin'deki evinde tabancayla öldürülmüştü. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten insan öldürmeden hakkında dava açılan sanık, indirimli 5 yıl 3 ay ceza aldı. Fatih Burak Aykul 1,5 yıl yattıktan sonra 4 Ocak 2019 tarihinde şartlı salıverildi. Katil Haziran 2019 tarihinde polislikten ihraç edildi. Ailenin cezaya itirazı üzerine cinayetin dosyası Şubat ayından bu yana Yargıtay'da bulunuyor. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Maalesef bu para perakendecilik sektörü düzenli yasa tasarısını çok düzgün çıkaramadı ve zamanında çıkmadı. Şimdi bir perakendecilik sektörü düzenli yasa var ancak yasanın içi bizim istediğimiz gibi. Şimdi bunu doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi AVM'ler küçük esnaf ve sanatkarı son derece sıkıntıya sokan bir durum. Yani bu özellikle bir ve birden fazla. Sadece AVM'ler değil, bizi en çok sıkıntıya sokan zincirler. Sokağa gidiyorsunuz, sokağın başında var, sonunda. Biz bunun önlenmesiyle ilgili kendi çapımızda da bir şeyler yapıyoruz. Şimdi Mersin'de ilk defa iki belediye ile el sıkıştık. Şimdi çalışmalara başladık, zincir marketlere sınır getirdik. Hangi belediyelerimiz? Bir tanesi Yenişehir Belediye'miz, bir tanesi de Toroslu Belediye'miz. Şimdi çalışmaya başladık. Geçen iki görüşmeleri yaptık. Şimdi değerli arkadaşlar, esnaf sanatçı kesinlikle her zaman var. Bu kentin yükünü çeken esnaf mesela. Şimdi küresel sermaye geliyor, durumlar iyi bunlar. Bizim tutamayacağımız iş yerlerini istediği gibi tutabiliyor. Çünkü para sıkıntıları. Şimdi geliyor mahallenin içine, dışına, her yerine
bulunmak istediği yere istediği şekilde açabiliyordu. Şimdi bizim isteklerimiz belli. Zincir marketlere artık bir dur dersin. İki, büyük AVM'lerin açılış kapanış saatlerini bir düzenleyin. Artık yeter yani. Sabahın 9'unda açıyorlar, gecenin 11'inde iş yeri kapatıyorlar. Bu küçük esnaf neyle geçinecek? Bunların özellikle açılış kapanma saatlerini istiyoruz. Resmi bayramlarda bunların bir gün kapanmasını istiyoruz. Daha da ileride haftada bir gün bunların kapanmasını istiyoruz. Şimdi bununla ilgili Sayın Valimizle de görüşürüz arkadaşlar. Yani artık yerelde bir şey yapalım. Genelde fazla bir şey çıkmayınca bir bunu gerçekleştireceğiz. İkincisi de özellikle bu bahsettiğim belediyelerimizle ilgili bir pilot uygulama yapacağız. Çünkü en çok zararı biz bir de kendi kendimize de veriyoruz. Yani yan yana iş yerleri açıyoruz. Şurada berber var, yanında berber var, karşısında berber var, karşısında parkurör vesaire. Hem kendimizi içimizden biraz düzenlemeye çalışıyoruz. Hem de bu zincir marketlerin özellikle mahalle aralarında çok fazla yaygınlaşmasını istemiyoruz. Buna bir sınır getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili Allah nasip ederse Ekim meclislerinde her iki belediyemizin meclislerinde de bir karar çıkaracağız. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek biz yerelde bir adım atmış olacağız. Artık yani bu fütursuzca, kuralsızca şehrin her yerine girip her yerinde iş yeri açmanın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştireceğiz. Bakın şehrin merkezi kaybettik. Bakın çarşıda kimse yok. Herkes Pozcu'ya doğru. Her şey Pozcu'ya. İşten çıkıyor Pozcu'ya gidiyor. Oradan çıkıyor Pozcu'ya gidiyor. Bunu biraz değiştirmemiz lazım. Şimdi belediyelerimize de tabii büyük yükümlülükler düşüyor. Büyükşehir Belediye'miz de bu işe sıcak bakıyor. Şu çarşı düzenlemesini bir yerden geçirip en azından burayı bir cazibe merkezi haline biraz dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar ilgili de çalışmalar yapacağız. Ama AVM yasası yerel bir yasa olmadığı için değerli arkadaşlar genel bir yasa biliyorsunuz. Ama işte bu alışveriş merkezlerinin lobileri çok ağır basıyor. Çünkü bunların hep temsilcileri ve sahipleri büyük bir çoğunluğu meclis çatısı altında. Böyle olunca tabii büyük lobiler açmakta zorlanıyoruz. Küçük esnaflar. Ama mücadelemiz sürüyor, hala devam ediyor. Ama yerelde de bir hareket başlatmamız gerekiyordu. İşte yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturduk, ne yapabiliriz, ne deneyeceğiz. Ve ilk şeyi yaptık bakalım inşallah. Ekim meclisinden güzel bir şeyler çıkarsa bu zincirlerin en azından önüne geçmeyiz. Ahilik Haftası, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla Mersin'de bugün törenler gerçekleştirildi. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda oldu. Mersin ESOP üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sonrasında törenler Ulu Cami avlusunda devam etti. MESOP Başkanı Talat Dinçer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na hafta dolayısıyla çelenk sundu. Sonrasında Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej halinde Ulu Cami avlusuna kadar protokol üyeleri yürüdü. Sayın Valim, değerli katılımcılar, ahilik bir derya. Yani inceledikçe o kadar çok değişik, o kadar böyle derin manalar içeren bir bütünlerdi ki bugünün insanlarımızın mevcut yaşamlarında kullanabilecekleri bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kuruluştur. Ahilik özellikle 12. ve 13. yüzyılda Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen zanaatkarlarımızın ayakta kalmaları için, tutunabilmeleri için, yerli esnaf ve sanatkarlarla rekabet edebilmeleri için bir zorunluluktan ortaya doğmuştur. Bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu zorunluluğun, bu örgütlenmenin liderliğini de Ahi Evran gerçekleştirmiştir.
Özellikle dericilik mesleğinde, yani debbalık dediğimiz dericilik mesleğinde başlayıp daha sonra genişleyerek 32 meslek dalını bünyesine alan, sadece Anadolu'da değil Balkanlar'da, Kırım'ı da içerisine alan çok geniş bir yelpazede yıllar boyu mesleki birlik ve beraberliği, mesleki standardı, efendim tüketici korumayla ilgili her türlü önlemleri almış ve günümüze kadar kültürü devam etmektedir. Ahilik haftası kutlamalarına yönelik ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda olacak. Büyükşehir Belediyesi ile devam edelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalıştaylarını sürdürüyor. Son olarak da gençlik çalıştayı yapıldı. Çalıştaya Vahap Seçer de katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik plan çalışmaları kapsamında düzenlenen gençlik çalıştayında gençlerle bir araya geldi. Çalıştay'da Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlatıp gençlerin kendilerinden beklentilerini ve fikirlerini dinleyen Seçer, en büyük arzularının Mersin'i herkes için daha çağdaş ve kalkınmış bir kent haline getirmek olduğundan söz etti. Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen Çalıştay'da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik faaliyetlerinin, mevcut durum tespitinin ve geniş kitlelere ulaşılabilecek gençlik projelerinin hayata geçirilebilmesine, ölçü olabilecek verilerin elde edilmesi ve gençlerin yerel yönetimlerden beklentilerini belirleyebilmek hedeflendi. Gençlik Çalıştay'ında spor, eğitim, kültür ve sanat, madde bağımlılığı ve inovasyon gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu. Çalışmalar her şey yolunda. Çok fazla sayıda çalıştay yaptık, her alanda yaptık. Neden bunu yaptık? İki nedenle yaptık. Bir tanesi katılımcı demokrasinin gereği. Biz bir kamu idarecisiyiz. Türkiye demokratik bir ülke. Türkiye'de kamuda görev yapanlar hangi alanda olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, mümkünse toplumun sesine kulak vererek kararlarını vermeli diye düşündüğümüz için mutlaka sizden farklı bir düşünce ortaya koyacak olan vardır. Hiç aklınıza gelmeyecek bir şeydir. Siz her şeyin uzmanı olmayacaksınız. Olma şansınız yok. Böyle bir doğru yok. Her alanda insanlar uzmanlaşacak. Birikimleri olacak, liyakatı olacak. O insanların size kısa sürede aktardıklarınızı eğer böyle bir imkan bulamazsanız günlerce kitap okuyarak öğrenebilirsiniz. Ama hazır bir konuşmacı çıkıyor bir konuda yarım saatte özel bir alanla, bir uzmanlık alanıyla ilgili değerlendirme yapıyor ve sizden sizin ondan alacağınız ana başlıklarla o konuyla ilgili muazzam bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunun için yapıyoruz. Ve bu çalışma sistemimiz devam edecek. Bizim yaptığımız çalıştaylar stratejik plan çerçevesinde yapıldı. Biz belediye olarak gençliğe ve eğitime çok ayrı bir yer ayırdık. Çok ayrı bir yer ayırdık. Bütçe de ona göre, anlayış da, mesai de ona göre ayırıyoruz. Bugün gençsiniz, yarının yöneticiler olacaksınız. Daima vizyoner olun, daha geniş bakın. Elbette nezaketi elden bırakmayın.
Ama küçük bir takım size sunulanlarla da yani birilerine sakın biat falan etmeyin. Bu kültürde siyasiler çok cindir, çok zeki insanlardır. Özellikle bunu da kullanıyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Böyle bir şey yok. Kimsenin babasının çiftliği değil burası. Bu ülkede anayasa var, kanun var, nizam var. Buna riayet etmek zorundayız. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da etkinlikler sürüyor ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz da bu konuda farkındalık oluşturmak için ilçede çöp topladı, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi. Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz ve belediye personeli Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çevre temizliği yaptı ve belediyeye yürüyerek geldi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çukurova, Çavuşlu ve Akbelen mahallelerinde yürütülen proje kapsamında her gün 3 mahalle 25'er kişilik 3 ekiple baştan aşağı gün boyu temizlenecek. Süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince gerçekleştirilecek çalışmada Toroslar ilçesinin her bir mahallesi ve her bir sokağı 10 günde bir genel temizlikten geçirilecek. Çevre temizliğinin ardından Başkan Yılmaz, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, yine STK temsilcileri ve çok sayıda belediye çalışanıyla birlikte Çukurova Mahalle Muhtarlığı önünden Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Belediyesi hizmet binasına kadar ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Etkinlikler kapsamında bisiklet eğitimlerinin yanı sıra spor aktiviteleri, futbol turnuvası, söyleşi, geleneksel sokak oyunları, gösteriler ve tarihi bir öneme sahip olan Yumuktepe Höyüğü kazı alanında çevre temizliğine duyarlılık oluşturmak amacıyla katılımcılarla birlikte çevre temizliği de yapılacak. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerin ikinci gününde sabah saat 8'de Çukurova Mahallemizde çevre temizliği yaptık. Toroslar Belediye'mize kadar yürüdük hep beraber. Hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Burada amaç kent hayatının yarattığı stresi, sıkıntıyı, trafiği, çevre kirliliğini hareket ederek, yürüyerek, bisiklet kullanarak aşmak, bu konuda farkındalık yaratmak. Siz beni alkışladınız. Bir de kendinizi alkışlayın. Ekibin her üyesini ayrı ayrı alkışlayalım. Teşekkür ediyorum. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Tüm Torosları, tüm Mersin'i etkinliklerimize davet ediyoruz. Birlikte yürüyelim diyoruz. Mezitli Belediyesi'nde de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yine çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında belediye çalışanları belediye binası girişinde zumba yaptı. Belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte bisiklet turu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisikletin önemine dikkat çekmeye çalıştı. Belediye binasından başlayarak yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden bisiklet turunda arabadan in, bisiklete bin şeklinde sloganlar atıldı. Gezinti yaptık bir anlamda ve insanların bisiklete binmesini özellikle bisikleti kullanalım istiyoruz. Sadece bu tabii hareketlilik, bisiklet demek değil, yürüyüş yapmak da bir hareketlilik. Merdivenden çıkmak, asansör yerine merdiveni tercih etmek de hareketlilik, yüzmek hareketlilik. Hareketli günler devam edecek. Tabii amaç hareket etmeyi, sporu yaşantımızın, günlük yaşantımızın anına yaymak, sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir aile ve toplum oluşturmak. Amaç bu. Şimdi efendim jandarma teşkilatının denetimleri sürüyor il genelinde. Asayişle ilgili, trafikle ilgili denetimler devam ediyor. Bu denetimler sayesinde de suç oranlarında ve trafik kazalarının azalmasına da bu denetimlerin katkısı var.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı trafik uygulamalarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaralamalı trafik kazasında %20, yaralı sayısında %12, ölümlü kaza sayısının %36, ölü sayısında %28 azalma oldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndan okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve dilencilik kontrolü yapıldı. 2699 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken 4 kişiye kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Çalışmalar kapsamında 946 aracı da kontrol eden ekipler, 38 araç sürücüsüne 29.929 lira para cezası uygularken 8 araç trafikten men edildi. Trafik timlerinin de son 7 günde yaptığı çalışmalarda 78 işçi servisi, 418 motosiklet olmak üzere 9.142 araç kontrol edilirken 53 araç trafikten men edildi, 7 şahsın sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar ve uygulamalar sonucunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaralamalı trafik kazası sayısında %20, yaralı sayısında %12, ölümlü kaza sayısında %36 ve ölü sayısında %38 azalma oldu. Değerli seyirciler, son dakika gelişmesi var. Tekrar İstanbul'a uzanıyoruz. İstanbul'da Tuzla'da bir kimya fabrikasında yangın çıkmıştı bugün sabahın erken saatlerinde ve yangına 48 araçla 150'ye yakın personel müdahale ediyordu. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangının diğer tesislere sıçraması engellenmiş ve ormanlık alana sıçraması engellenmişti. Ancak 3 dakika önce İstanbul'da yangın alanında Orhan Gazi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yanan kimya fabrikasında bir patlama yaşandı. Bu patlama sonucunda da yaralılar olduğu bildirildi. Şu anda resmi makamlar yaralanan kişilerin olduğunu doğruladılar. Ancak yaralı sayısı hakkında bir bilgi yok. Ekranlarınıza canlı görüntüler geliyor. İstanbul'da Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangına Büyükşehir Belediye İstanbul İtfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yangın söndürme ekipleri ve fabrikanın kendi yangın söndürme ekipleri müdahalede bulunmuşlardı. Müdahale sonucunda diğer tesislere yangının sıçraması ve ormanlık alana sıçraması engellenmişti. Ancak 3 dakika öncesinde fabrikada yangın devam ettiği sırada, yangını söndürme çalışmaları devam ettiği sırada bir patlama yaşandı ve patlama sırasında ekranlarınıza da geldi. Yangına müdahalede bulunan kişilerden yaralananlar oldu patlama sırasında. Henüz resmi makamlardan kaç yaralı olduğuna yönelik bir bilgi paylaşılmadı. Ama yangına müdahalede bulunulan ilk saatlerde 6 kişi dumandan etkilenmişti ve bu kişiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı ve sağlık durumlarının iyi olduğu resmi makamlarca açıklanmıştı. Ancak 4 dakika öncesinde fabrika yangın alanında bir patlama yaşandı ve bu patlamada da yaralanan kişiler oldu ve yaralanan kişiler hemen orada bulunan ve yeni gelen sağlık ekipleri ve ambulanslar tarafından hastanelere kaldırıldı. Ama henüz resmi makamlardan kaç kişinin yaralandığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Yangın hala devam ediyor. Yangının ormanlık alana sıçraması ve diğer tesislere sıçraması da ekipler tarafından engellendi değerli seyirciler. Yangın kontrol altına alınmış, söndürülürken 5 dakika önce bir patlama oldu. Patlamada yaralanan kişiler var. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak resmi makamlar kaç kişinin yaralandığına yönelik henüz net bir sayı açıklamadılar. Yangına müdahale devam ediyor.
Değerli seyirciler, İçer gündemi sona eriyor. İçer gündemini günün makalesiyle sonlandırıyoruz. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. Ali Adaloğlu, Haberci Gazetesi. Her şey güzel olacak mı? Her şey güzel olacak sözleri 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gözde sloganıydı. Bu sözleri dilinden düşürmeyen İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a %10 fark atarak seçimi kazandı. Tabii ki seçimden sonrası önemli. Dahası verilen sözlerin yerine gelmesi. İşte o zaman her şey güzel olur. Bunun için de para gerek. CHP İstanbul başta olmak üzere 11 büyük şehirde başkanlığı kazandı. Ama meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda kaldı. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi. Mersin Büyükşehir'e Kocamaz döneminden miras 3 milyara yakın borç kaldı. Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi borç yiğidin kamçısıdır sözleri akıllara geldi. Kamçıyı ne kadar şaklatsan boş. Dayak yiyen yediğiyle kalacak. Mecliste çoğunlukta olan Cumhur İttifakı seçerin elini kolunu bağlamak için Nuh dedi peygamber demedi. Ve de borçlanma yetkisine ilk 4 ay izin vermedi. Cuma günü Eylül ayının ikinci oturumunda Seçer 349 milyon 500 bin lira borçlanma yetkisi aldı. 30'a 29 oyla. Böylece bir oyun ne kadar önemli olduğu da bir kez daha ortaya çıktı. Bu para Mersin'in sorunlarını çözmeye yeter mi bilemem. Çünkü yalnızca piyasa ve müteahhit borcu 500 milyon dolayında. Dahası yatırım yapılması gerek. Ama Seçer borçlanma etkisini alarak zorlu bir süreci geride bıraktı. Bu demek değil ki bundan sonra Mersin'de her şey güzel olacak. Ekonomide kriz devam ediyor. Bankalar kredi verirken kılı kırk yarıyor. Hele hele söz konusu yerel yönetimler olunca iş daha da sarpa sarıyor. Gördüğüm kadar Seçer umutlu. Bay Başkan'ın raylı sisteme olur vermesinden sonra umudu daha da artmış. Zaten Ankara'daki görüşmede Bay Başkan'a hem teşekkür etmiş hem de raylı sisteme finansmanına hazine garantisi isteneceğini bildiği için destek istemiş. Bay Başkan Ankara'da 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı toplantıda gülücük üstüne gülücük atarak herkesi umutlandırdı. Ancak sözlerine ne kadar sadık kalacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Çok iyi anımsıyorum. 2004 yerel seçimlerinden sonra başbakan olarak Mersin'e geldiğinde de raylı sistem için kendisiyle görüşen Macit Özcan'a da umut vermişti. Çok değil, aradan 15 yıl geçti. Raylı sistemle ilgili bir adım gelişme olmadı. Ta ki 11 Eylül'deki Ankara toplantısına kadar. Şimdi ikinci kez söz verdi, ne denir bilemiyorum. Sözün özü, AKP günden güne için için erimeye başlayınca Bay Başkan hemen bir hamle yapıyor. Tıpkı son Ankara toplantısı gibi. Bu hamle yapılırken bile oyun tezgahlanıyor. İmamoğlu'nun sandalyesinin ayağının kırılması acaba tesadüf müydü? Ona siz karar verin. Bir laf vardır, ağanın sözünün üstüne söz söylenmez. O bizim için geçerli değildir. Herkes inansa da gazeteci her söylenene inanmayacak. Araştıracak, takip edecek ve sonucu görecek. Verilen sözler tutuldu mu diye. Bu Bay Başkan için de geçerli. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer için de. Bakalım bundan sonra her şey güzel olacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Yapım.